Türkiye'de bu yıl turist sayısında ciddi azalma yaşandı. Oteller kapısına kilit vurdu. Ancak bir şehir tüm ülkenin aksine turizmde patlama yaşadı. İşte Ordu'nun sırrı. Yayla, oksijen, temiz hava, yeşillik, kanyonlar. 10 günlük turdayız. Çok güzel. Karadeniz gibisi yok bence. Türkiye 2015-2016 yıllarında turizm kriziyle boğuştu. Akdeniz'de oteller kapısına kilit vurdu. Binlerce kişi işsiz kaldı. Kuzeyde, Karadeniz'in göz bebeği Ordu'daysa tüm Türkiye'nin aksine turizmde patlama yaşandı. Geçen yıl turist sayısı %42 arttı. Hedefse 2016 yılını %50'den de fazla artışla, yani 1 milyona yakın turistle kapatmak. Bu işin sırrı ne? Gazetecileri getirdik, televizyoncuları getirdik buraya. Dergi, gazete, hatta internet fenomenlerini, bu sosyal medya fenomeni, onları da getirdik. Ordu muhteşem. İnsanın yani böyle ne bileyim aklının gittiği yer. Ordu'nun en dinlendirici yanı dalgaların sesiyle hafif esen Meltem'in eşliğinde sahilde yürüyüş yapmak. Ama diyelim ki ondan da sıkıldı turist. Hemen teleferiğe biniyor, 612 metre yüksekliğe çıkıyor ve o dalgaları bir de Boztepe'den seyrediyor. Tüm şehri gören Boztepe'den yamaç paraşütü yapılmaya başlandı. Görüntüleriyle büyüleyen bakir köylerde sporcuların ve doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu. Yeni havaalanı kente ulaşımı kolaylaştırdı. Ordu serin ve yağışlı iklimini bile fırsata dönüştürdü. Şimdi 50 dereceyle boğuşuyor. Hacılara sormuştum kaç dereceydi? 50 derece civarında. Burada 10-15 derece hava sıcaklığı yukarılarda, yaylada soba yanıyor. Bayılıyorlar. Bunları görünce bayıldılar. Dediler ki Medine Ordu hadigatun min hedagil cennet. Ordu cennet bahçelerinden bir bahçe. Çarşı pazar hareketlendi. Upuzun sahil kafelerle doldu. 5 yıldızlı oteller Ordu'ya şube açmaya başladı. Fındığa bağlı ekonomi yön değiştirdi. Yıllardır iş için büyük şehirlere göç veren şehir artık iş için göç almaya başladı. Dükkan